Bizim privyeti ya Nur. Daima güzel bir yanıttır, daha güzel bir soru sorduran diye başlar Aytunç Altındal Hoca'nın Gül ve Haç Kardeşliği kitabı. Bugünkü videoda da, yani Hermetizm'den Günümüz Örgütlerinin serisinin üçüncü videosu olan Gül ve Haç Kardeşliği ve Örgütü Duran'dayız. Ama ben konuya başlamadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. O açıklamada şu, bu videoyu 3 derin ana kat noktasını oluşturacağım. Yani birinci katta herkes tarafından bilinen genel bilgiler, ikinci katta bununla ilgili kitap bilgileriyle, üçüncü katta ise daha derin araştırmalarında var olduğu ve uzun bir yolculuğa çıkabileceğimiz ve gerçekten kimler olduklarına dair bilgiler edinebileceğimiz bir kısım. Yani 3 tane ana katman var ve derin noktalara kadar inmeyi düşünüyorum. Ve tabii ki de bu videoyu hazırlarken Ertunç Altındal Hoca'nın da çünkü Türkiye'de Türkçe kaynaklarda en detaylı araştırmaları yazan kendisi, araştıran da aynı zamanda. Bu yüzden onun eserlerini de onun bilgilerini de kullanarak bu videoyu hazırlamayı düşünüyorum. Baştan söyleyeyim. O yüzden eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi, eğer yorum yapma yani yorum yapılacak herhangi bir nokta varsa yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutma diyerek ben videoma başlayayım. İlk önce biraz o dediğim birinci katman yani herkes tarafından bilinen bilgiler ile başlamam gerekiyor. Şimdi İsa'dan sonra yani milattan sonra 46. yılda işte kurulan ve günümüz Fransız topraklarında yaygın olan bir tarikat var karşımıza. Pierre de Sion yani bizim günümüz tabiriyle Siyon tarikatı olarak da bildiğimiz bir tarikat ise 1180'li yıllarda Ormus adıyla yani inisiye edilenler tarikatı veya tekris edilenler diye de çevirebileceğimiz bir isme çeviriyor. Bu Gül ve Haç kardeşliğini. İşte bu tarikatın bir diğer ismi ise Lodre Doloros Croix Verites'te diyebileceğimiz bir ismi koymuş olmaları var. Yani bu da bir iddia arasında. Bu isim daha sonra bizim tekrar karşımıza çıkacak bir isim. O yüzden aman dikkat diyorum. Lodre de Croix Veritas. 1600'lü yıllara geliyoruz ve 1600'lü yıllarda ise Kessel'da işte Wilhelm Wessel matbaası tarafından basılan genel reform ki kitabın ismi mübarek şey gibi böyle manas kadar uzun bir ismi var. Hatta söylemem gerekiyor ki Yine kitabın isminin olduğu e, cümledeki kelimeler bizim ileride karşımıza çıkacak olan kelimelerdir aynı zamanda. Kitabın Türkçe tercümesi ismi şu. Tüm geniş dünyanın ortak ve genel reformu Avrupa'nın tüm akademisyenlerine ve liderlerine övgüye değer gül Haç düzeninin fama kardeşliğiyle birlikte yazılmıştır diye bir kitap Bayağı şeklinde başlıyor. Buradaki önemli nokta ise Fama kardeşliğidir. Bunu da baştan söyleyeyim. Çünkü konumuzun ikinci önemli husus yeri de burasıdır. Kitabın aynı zamanda altında yazıyor, yazıyor, yazıyor. Yani işte bu kişiler tarafından yazıldı. Şu tarihte yazıldı. Sadece sınırlı sayıda üretilmiştir falan diye yazıyor ve altta bir sembol var. Sembolü tarif edecek olursam eğer bir daire düşünün. Dairenin içinde üçgen var. Üçgenin içinde ise etrafı gül demetleriyle, gül salkımıyla dolanmış bir Hristiyan haçı var. İşte bu kitabın esas kısmını ise bu sembolün de aslında önemli olduğu ve Fama kardeşliğinin de önemli olduğu 91 ve 118. sayfalar arası bize gösterir ki Fama kardeşliğinin aslında bölümleriyle alakalı bir sayfadır bunlar. Bu aralık. Birinci fama Faternitatis dediğimiz yani bu birinci fama kardeşliği dediğimiz yaşamını özetledi işte. Christian Rosencrutz tarafından yazılışından iki asır önce kurulan gizli bir kardeşlikten söz eder. Yani Christian Rosencrutz tarafından yazılıyor bu kitap ama diyor ki. 200 sene küsür önce diyor böyle bir gizli kardeşlik de vardı diyor. Yani e, olayın yaşandığı dönemlerin 1600 yıllar olduğunu düşünürsek 1400'lü yıllarda bile varlığından bahsedildiğini söylenebilir ki az önce video başladı yani başlandığı noktada ise ben milattan sonra 46. yıla kadar götürmüştüm ki normal bir durum bu. Neyse ve genel olarak işte Wikipedia tarzı ile ilgili Bilgiler ışığında ki bunların hepsi Wikipedia tarzı bilgiler. Gülhaç'ın kurulmasının bu şekilde olduğundan bahsediyor. Ama yani şimdi bu kadar bir bilgi var. Arada pek bir şey yok. Peki nasıl bir düşünce sistemi var ki böyle bir kardeşlik örgütü kuruyorlar? O zaman da ikinci katmana hoş geldin. İkinci katı hoş geldin o zaman. Kitap Almanya'da şimdi... Ee, bu bahsettiğim az önceki işte e, tüm geniş dünyanın ortak ve genel reformu, Avrupa'nın tüm akademisyenlerine ve geniş dünya liderlerine övgüye değer Gülhaç düzeninin fama kardeşliği ile birlikte yazılmıştır kitabı. Şöyle bir şey var. Yazar olarak hikayenin ana kahramanı ve aynı zamanda gerçek hayatta da, Rosy Crusian dediğimiz bir örgütün kurucusu olan Christian Rosenkreuz ki az önce bu kişiden bahsettim aslında. Yani Christian Rosenkreuz diyor ki normalde gül haçı benim kurduğum söylenir ama benden önce de zaten bu gül haçı vardı diyor. Yani o yüzden resmi kayıtlar üzerinden gidecek olursak ikinci katta Rozin e, Rosenkreuz'un e, adının yer alması var ortada. Fakat Şöyle bir durum da var bu kitapla ilgili olarak. Kitabın asıl yaratıcısı olan Johan Valentin Andrea'ya baktığımız zaman ki kitabın asıl yazarının kendisi olduğu ortaya çıkıyor. E, sonradan çıkan biyografisinde ki bu biyografisi gerçekten e, önemli bir eserdir aynı zamanda. Bu eserin, bu kitabın, 1600'lü yıllarda yazılmış olan kitabın kendisine ait olduğundan bahsediyor. Ve sadece isim konusunda Christian Rosenkreuz'un isminin sadece oraya eklenmesi gibi bir durumdan bahsediyor. Şimdi bu Andrea'nın önemli olduğu diğer bir konu da şu. Ezoterizm ve okültizm açısından önemli isimlerden bir tanesi olan Aleister Crowley'nin de bu e, Johann Valentin Andrea'nın peşine düşüp onun eserlerini incelemesinden bahsedilir. Ortada bir de böyle bir durum var. Hatta e, ne kadar çok incelemesinde incelese bile bilim kurgu diyebileceğimiz tarzda yorumlar kitapları. Ama genel olarak da e, yani bu insanı sıkı bir takip ettiğini söyleyebilir miyiz? Evet, özellikle kimyasal düğün dediğimiz The Chemical Wedding kitabını özellikle böyle şey yapar yani eleştirir bu konuda. <laughs> şimdi bu genel maksatlı ikinci katmana giriş konularıydı. Çünkü birazcık daha derine artık inmeye başladık. O zaman ikinci katmana ikinci kata da gelmiş oluyoruz. Tam manasıyla artık. Az önce bir giriş yaptık şimdi tam manasıyla girdik. Gül ve haç adı. Az önce de hani bahsettim ya işte Lodre Doloros e e Kroih Veritas dediğimiz Rose Croix dediğimiz o terimlerden Rose et Croix terimlerinin birleşmesinden oluşan bir kelime var karşımıza gül ve haçın. Yani Rosa Crucisizm dediğimiz romantizm olsun, aydınlanma olsun, Hristiyan dindarlığı olsun ve Rönesans okültizminin birleşmesinden doğan büyü, bilim ve dine ait çeşitli fikirlerden meydana gelmiş bir kelime aynı zamanda bu. Yani siz eğer bunların tanı, yani romantizm, aydınlanma, Hristiyan dinliliği Rönesans o kültizmden falan bahsedeceksiniz ve aynı zamanda bu konuların içinde büyü, bilim, dine ait şeyler de olmasını istiyorsanız sizin tek bir kavramınız var karşınıza e, röz kroy, dediğimiz bir kavram. Şimdi şöyle bir durum var. Bu rosak rusasizmin gerçek kaynağı halen bir tartışma konusu. Yani nereden çıktı? Kim bu rosak rusasizmi ortaya attı? Bu arada bazen hızlı konuştuğum için kelime telaffuzlarına zorlanım. Onun için de şimdiden özür dilerim. Neyse kim bunu ortaya çıkardı? Kim bu kavramı ortaya attı diye bir tartışma var. Ama en yaygın iddiası şöyle bir şeyden bahsedilir. Köklerinin Antik Mısır'a kadar uzandığını söylemektedir. Yani bir nevi bu Rozakrucianizmin Antik Mısır'a kadar uzantılarının olduğunun temelinin orada olduğunu daha sonra Avrupa'da ise 1100'lü yıllarda ortaya çıktığını, Amerika'da ise 1600'lü yıllarda aslında görüldüğünden bahsedilir. En yaygın iddia da bu yönde. Ve şöyle bir şey var. Tapınakçı geleneğinin devamı olan mesela masonluk ve gülhaç örgütleri arasında çok yakın bir ilişki de var ki bunu da üçüncü katmanda aslında birazcık göreceğiz. Çünkü neden e, bu şeyler olacak. Onun daha detaylarını göreceğiz. Şimdi arada yakın bir ilişki var ve bunun göstergelerinden birisi de İskoç Ritinin 18. derecesinin Gülhaç Şövalyesi olması var. Yani ortada Gülhaç Şövalyesinin sembolünün kullanımı var 18. derecenin İskoç Ritinde. Ve Gülhaç'larla Masonlar arasındaki bağlantı ...1800'lü yıllara baktığımız zaman... ...işte G.G. E. Böll tarafından yazılan... ...Historical Critical Inquiry into the Origin of the series and the Freemasons... ...yani Gül Haçlıların ve Masonların kökeni hakkında... ...Tarihsel Kritik adlı kitapta yer almasıyla başlıyor... ...bu iddiaların hepsi. Yani evet kardeşim Gül Haçlılarla Masonların bir ilişkisi var... Bunun kanıtları da bu kitaptadır dediğimiz bir kitaptır. Ve bu işte 1630'lardan 1940'lara kadar falan işte bu Gülhaç çılgınlığı sırasında Gülhaçlılarla aynı kaynağa bağlı olarak ortaya çıkmasından bahsedilir. Ki her iki kulübün de çünkü o dönemlerde örgüttü işte oydu buydu bahsedilmez bu şeyleri ya kardeşlik diye bahsedilir ya kulüp diye bahsedilir. Ben de o yüzden o dönemin tabiri olan her iki kulübün amacı da kabalistik anlamda büyü ile ilgilenmek ve buna bağlı olan hikmeti aramakta. Ve her iki kulüp de yani masonlukta, gülhaçta bir gizlilik prensibi içerisinde çalışıyorlardı. Bunu da nereden öğreniyoruz? İngiliz masonluğunun bu 19. yüzyıldaki en ünlü isimlerinden gülhaç üyesi de olan Friedrich Hockley'nin The Resicirian Seer yani Gülhaç Peygamberi de adlı bir eserinde görüyoruz. Hem bir e, amaçların olduğunu ve bu amaçlarının tamamen hikmeti aramak ve gizlilik prensipleri içerisinde yapıldığına dair olan anlatıları. İngiltere'deki özel bir mason hocasına üye olmak isteyen biriyle haklı arasında bir diyalog da aktarılmaktadır aynı zamanda bu eserde ve haklı birader adayına yani acemi olan daha yeni üye olacak kişiyle arasındaki geçen diyalogta şundan özellikle bahsediyor. Diyor ki bu özel locaya kaydı olmadan önce yani masonluk locasına kaydı olmadan önce Gülhaç Derneği'nin eğitiminin geçmesinden şart olduğundan bahseder. Ve bununla beraber bu e Kulüple ilgili olarak da bu dernekle ilgili olarak da bazı ilginç bilgiler de verir. Hatta şöyle bir diyalog var. E, Hockley bu acemiye diyor ki biradere şimdi Hockley birader diye e, bir diyalog oluşturacağım. O da şöyle Hockley diyor ki sizin büyük üstadları Kudüs'te bulunan o gizli derneğe üye olmadan önce bu mason ucasına üye olmanızı kesinlikle karşıyım. diyor. Birader ise neden efendim? Çünkü yeterince hazır olmadan size büyük zarar da verebilecek olan bir locaya katılmanız yanlış olur. Birader diyor ki peki o sözünü ettiğiniz gizli örgüt hangisidir? Bu sefer Hoki diyor ki asıl kritik noktayı Gül Haç'ın takipçileri diyor. Birader neredeler peki bunlar? Örgütün merkezi Fransa'dadır ve oraya gitmeden ve biraderlerden biriyle tanışmadan Onlara ulaşmanız mümkün değildir. Unutmayın, Fransız İmparatoru Napolyon da o derneğin üyesiydi. Wow, ben burada bir araya gireceğim. Wow, Napolyon Bonaparte bir gülhaç üyesi. Daha neler var? Devam ediyorum. Birader diyor ki sonra, amaçları nedir peki? Neler yaparlar? Okültizmle ilgilenirler ve görünmez güçlere ulaşmaya çalışırlar. Büyükler yani üstadlar kimi zaman Kudüs'e bile giderler. Nerede buluşuyorlar peki bunlar? Görünmez bir yerden aldıkları emirlere göre hareket ederler ve buna göre birleşirler. Maddi yönden de çok güçlüdürler bunlar. Jean-Jacques Rousseau derneğin üyelerinden ve en başta gelen destekçilerinden de. İkinci bir parantez içinde wow, Daha neler neler. Devam ediyorum. Gülhaç örgütünün işte bu temel uğraşı alanı aslında bilimseldir baktığımız zaman. Yani temelde biri bilimsellik yatar. Üyeleri geniş çapta simya ile uğraşmışlardır. Tarikat üyelerinin ise en önemli özelliği her oluşumda bir evrim sürecini benimsemiş olmaları. Bu nedenle de felsefelerinin temelinde naturalizm yani doğalcılığa yer vermiş bulunmaları da var. Bu yüzden Gülhaç'ın temel uğraşının bilimsellikten geçtiğini söylemenin sebebi de bu yüzden. Neyse bundan sonra işte bu nedenle de Gülhaç üyeleri naturalistler adıyla yani doğalcılıklar adıyla da anıldığı bir dönemde yaşıyor. Ta ki e, aynı zamanda aradan işte e, bir 200 sene öncesine gidecek olursa 100-200 sene öncesine gidecek olursa gel yani 1700'lü yıllara Karşımızda bu sefer yine herkesin bildiği genel bir bilgi ki aslında hem doğru hem yanlış bir bilgidir bu. Ee, Almanya'nın Bavyera kentindeki Adam Westap tarafından kurulmuş bir Illuminati örgütünün neden bağlantılı olması. Yani Adam e, Westap'ta baktığımız zaman kendisinin bu bilgi dayanakları genelde işte satanizm olsun Yahudi mistizmi dediğimiz Kabbala olsun ve İslam sufizminin tamamen bir üçlemesinden ortaya çıkan bir öğreti sistemi var ve Illuminati'nin Latince sözcük anlamı olarak da aydınlanma aydınlanmış olan anlamına da gelmesi de var ortada ve Illuminati örgütü kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya da bu süre içerisinde yayılması da var. Şimdi o dönemin kaynaklarından Illuminati'yi birazcık araştırdığımızda ilkeler bazında şöyle bir şeyden bahsediliyor ki mesela birinci ilkesinde Monarşiye ve temelini dinden alan bir toplum yönetimine karşı çıkmak insanlığa yarar sağlayacak çalışmalar yapmak yoksul ve güçsüzleri zengin ve güçlülerle eşit tutmak örgütün kurallarına kesinlikle uymak ve üstlerine bağlı olmak, örgütün çalışmalarını sonsuza kadar sır olarak saklamak diye bazı temel ilkeleri var. Ve The Encyclopedia of the Occult'te yani Okült occult Ansiklopedisinde yer alan ekstra bilgilere göre ise Almanya içinde gittikçe güçlenen Illuminati hareketi yani aydınlanma hareketi bütün masonik ritüelleri uygulamakla beraber önceleri geleneksel mason hocalarından ayrı bir yapıdaydı. Yani Illuminati ile masonluk önceleri ayrıydı. Daha sonradan da işler daha böyle popüler bir hale gelmeye başlayınca artık böyle e, birliksellik bir durum oluşuyor ortaya. Ve 1700 yıllara geldiğimiz zaman 1700 yılların sonuna Alman masonlu hocalarının üstadlarından olan Adolf Friedrich Baron von Kinegin'in e, ee, Illuminati'ye katılmasıyla beraber örgütün gücünün iyice artması var ki bu abimiz de önemli bir abidir. Baron Kniege dediğimiz abimiz. Edim ve Sapt ve bu Baron Kniege Almanya'da o dönemde sosyalist denilebilecek bir devrim yapmaya hazırlığındayken hükümetin bu kadar gizli bir şeyin içerisinde bir soru işaretli bir durum var burada. Bu kadar gizlilik içerisinde yapılmış olan bir plan varken hükümet bu durumdan nasıl haberdar oluyor? Ve bu haberdar olması üzerine de Vesap ve Baron Knig'i örgütü dağıtıp normal mason hocalarına karar vermesi süreci var. Acaba mı diye bir soru işareti var. Bu kadar gizli bir şey varken ortada. Yani koskoca siz yani o zamanki hükümeti devirip tamamen sosyalist denilebilecek bir devrim yapmaya hazırlanıyorsunuz ve bütün hepsi gizlilik aşamasındayken hükümetin bundan nasıl bir haberi oluyor? Burası bence bir soru işareti. Orada ben konuyu kapattım. Devam ediyorum ve daha sonra işte bu Mason hocalarıyla Illuminati'nin birleştiği noktada tarihte aslında burası 1782 yılı oluyor. Ve okült tarihçilerce kabul edildiğine göre bu Fransız devriminde rol oynayan sosyalistlerin arasında işte Babeuf ve e, dediğimiz bazı illümin kökenli olanlar da vardır. İlluminati demedim biliyorum illumi dedim çünkü illumi gerçekten önemli bir kavram. Biraz sonra ona değineceğim çünkü. Ve e, ee, tekrar bu tarihlerde işte bu Baron von Kriegen'in teşkilata katılmasıyla Masonluk ve Illuminati bütünleşmesi sağlandı. Dünya yönettiği iddia edilen Illuminati'nin 13 aileden oluştuğu rivayetleri de yine bu dönemden başladı. Ki işte Rothschild dediğimiz, Rockefeller dediğimiz, Russell dediğimiz, Astor, Collins, Bundy, DuPont, Freeman, Onassis, Kennedy, Reynolds, Lee ailesi gibi birçok ailenin işte dünyanın her şekilde onların etrafında döndüğünü ve onların bu dünyayı yönettiği gibi bir algı var. Ha doğru gibi olsa bile aslında bu yanlış bir mantıktır. Onu da başka bir videolarda umarım bu konuyu işlemek e, kısmet olur bir aksilik olmaz. Bu çünkü bu konu hakkında da gerçekten söylemek istediğim birçok şey var. E, konunun ikinci katı da aslında bu şekildeydi. Evet yavaş yavaş isimler de verilmeye başlandı. Yavaş yavaş birleşmeler başladı. Örgütlerden bahsettik. Hala Gülhaç yok ortada. Çünkü Gülhaç'ın farklı bir özelliğiydi. Farklı isimlerle, farklı örgüt bağlantılarıyla aslında gündemde olması var. Ama Gülhaç'ın resmi açıdan ismi var mıydı? Yoktu. Onu da baştan söyleyeyim. O yüzden ben bu kadar eskiden farklı konulardan girmemin sebebi de bu. Şimdi üçüncü ve son kata yani karşımda beni dinleyen, yani senle beraber seni ne kadar görmesem de beni dinlediğini bilmek gerçekten benim hoşuma gitti. Ve bu yüzden de seninle bu konuya bu şekilde girmek ve beni dinlediğin için de ayrıca teşekkür ederim. Kanalımda e, dönmeler, konverso ve nikodemitler adlı bir video var. Böyle bir video hazırlamıştım. Bu videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü şu anda anlatacaklarım o videonun konusuyla ilgili bir durum. Ve buradan başlamak istiyorum ben de. Yani o videonun konusundan. İlk durağımız herkes tarafından bilinen tabii ki de İlluminati örgütünde canım kardeşim. İlluminati ne kadar Almanya kuruluşlu bilsek de yani Almanya'nın Bavyera kenti olarak bilsek de aslında İspanya'da kuruluyor. Ne zaman kuruluyor? 1515 tarihi bizim için önemli. Daha doğrusu İlluminati için 1492 ve 1515 iki tarih önemlidir. Hemen şöyle bir şey anlatayım. <laughs> Bu e, dönme konverso ve nikodemitler videosunda işte 1492'de bir kral ve bir kraliçe eşliğinde Elhamra kararnamesi hazırlandığını ve bu Elhamra kararnamesinde işte e, ya ülkeyi terk edin ya da işte siz Yahudisiniz dininizi Katolikliğe çevirin yani Katolik olun tarzındaki bir durumdan bahsetmiştim. Eğer ülke yani hem Yahudi olmaktan vazgeçmeyip hem de işte ülkeyi terk etmezseniz bunun cezası da idamdır genel hattı özeti itibariyle ben böyle bir durumdan bahsettim ve daha sonradan da Selanik Yahudilerine kadar İstanbul Yahudilerine kadar uzun bir serüven yolculuğundan bahsetmiştim o yüzden bu yani bu konuyu birazcık daha iyi anlamak istiyorsan o kişilerin kim olduğunu hangi kafada hangi düşüncede olduğunu bilmek istiyorsan o videoyu seyredebilirsin. İşte bu İspanya'daki konversolar yani Yahudi iken Katolik olmuş olanlar bizdeki sabataycılıktan birazcık daha farklıdır ama benzerdir de bir o kadar ama hakaret tarzında kullanılması da tabii ki de gerekmeyen bir durumdur. Aynı zamanda konverso kelimesi. Bu konversolar işte bu 1500'lü yıllar içinde kendi aralarında bir araya gelerek Ulumbrado dediğimiz bir ilk ışık hareketini başlatıyorlar. Ulumbrado adında. Tekrar söyleyeyim ki daha iyi anlaşılsın diye. Ve aydınlanmayı başlatırlar ve dönemin şartları malum göz önünde sonuçta Kralla kraliçe bu e, konversolar için zamanında idam kararı çıkartmış, yakılara göldürülecekti. Bir de ortada Engizizasyon mahkemesi var. Yani ortalık baya bir karışık. E şimdi Böyle bir aydınlanma hareketi malum yani şartlar göz önünde bulundurulursa, eğer, tehlikeden kaçınmak için ve aynı zamanda da devletten daha doğrusu krallıktan çekindikleri için başkanlarını bir kadın yaparak kuruyorlar. Ve aslında çiftçi bir ailenin kızı olan Santa Domingo Maria'de bazı işte hakları savunan mistik bir manastır olan Dominik düzeni ile beraber bildiğimiz bir e, şeye başlıyor. Bir manastır eğitim hayatına başlıyor. Dominik düzeni de bizim için önemli bir kavram olacak. Onu da belirteyim burada hususunu. Çünkü birçok açıdan baktığımız zaman bu Dominik düzenine işte Domingo kilisesine işte bağlı olan üyeler de göreceğiz. Aynı zamanda Gülhaç'la ilgili olarak. Neyse devam ediyorum. İşte bu vaizlerin emiri Türkçe tabiriyle vaizlerin emiri manastırıyla tanıştıktan sonra işte rahibe olması var ortada. Ve Ulumbrado örgütü işte bu rahibenin ismini Labitte de Piet yani olarak değiştiriyor. İsim değişikliği çünkü o dönemlerde bu tarz takma isimler meşhurdur. Ve artık ismi Labetade Pietit olan işte bu ablamız kendisi Yahudi dönmesi yani konversi olan bir hanımefendi aynı zamanda. Ve aynı zamanda aldığı eğitim, manastır eğitimde mistizizm ve okültizm ön plandadır. Onu da buradan ekleyeyim. Şimdi bu olayların hepsi ne zaman dedik? Bu Elhamra kararnamesinin oluştuğu süreç yani 1492'den sonra oluşan zaman diliminde geçiyor ve normal resmi tarihlere göre daha Illuminati'nin kurulmasına 300 yıl var neredeyse ve biz Ulumbrado adını bir ışık aydınlanma hareketi görüyoruz karşımızda. O yüzden Edwin Westhoff ile ilgili bu Illuminati hakkında bir nevi doğru bir nevi yanlış dememin sebebi de bu yüzden kaynaklanıyor. Onu da baştan söyleyeyim. Neyse bu işte İspanya'daki Yahudi kendi Katolik olmuş, işte bu konvers olan gruplarda bu teşkilatlamaya fon sağlama sürecine giriyorlar. Ve böyle devam ederken sonunda Katolik Kilisesi başta olmak üzere Elhamra kararnamesini imzalayan az önce bahsettiğim ee kral ki kendisi Aragon kralı 2. Ferdinand'dır. Bunlar şöyle bir araştırma sonucunda şöyle bir kanıya varıyorlar diyorlar ki ya siz bize Katolik olduğunuzu söylediniz. Yani Katolik olduk artık bizde de, biz de sizdeniz dediniz ama siz bu konuda hiç de samimi değil misiniz kardeşim? Siz bize yalan söylediniz diyerek bu konversoların birçoğunu idam ediyorlar. Tabii bu aydınlanma hareketi yani Ulumbrado hareketi birazcık dağılmış oluyor, kapanmış oluyor. Ama aradan işte 200'e yakın bir süre yani 1600'lü yıllardayken bu sefer tekrar Fransa'da başlıyor. Ve Illumi ismiyle tekrar başlıyor. Yani az önce Illuminati'den bahsederken bazı üyelerinin işte Illumi'den olduğundan bahsetmesini bahsetmemin sebebi buydu. Fransız devriminde rol oynayan Illumi kökenli olanlardan kastım tam da burasıydı. 1600'lü yıllardaki Fransa'da başta Illumi örgütünün harekatçıları var yani ortada. Şimdi e, ve aydınlanmış olan kişiler kelimesinin kökü aynı zamanda. İlluminati'nin köküdür aynı zamanda. İllumi kelimesi. Ve bazı kesimlerce de hatta filozoflar da denildiğidir de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Neyse işte bu 1600'lü yıllarda Ulumbrado üyeleri Sevilla'dan Fransa'ya geliyorlar ve işte yeni takipçileri dönüştürmeye çalışıyorlar ve işte Kuzey Fransa'daki roydeki George Pierre Gurin saflarına girerler ki kendisi önemli birisindir bu arada. Pierre Gurin dediğimiz kişi ve Fransız İlluminati başlangıçta yeni liderlerinin adını alan İllumiler ve Gür'ünler olarak bilinmesi var ortada. Yani bu Fransa'daki harekette işte sen hangisindensin İllumi'yim ben ya da ben Gürünlerdenim tarzında, daha doğrusu Gürünetlerdenim ben tarzında kendi aralarındaki bir ile aslında bu durumu ortaya koyuyorlar. Ve Gürünetler işte Picard ve Flanders eyaletlerinde verimli bir zemin buluyorlar. Kendilerinin daha rahat olduğu, daha böyle faaliyetlerini sürdürebildikleri bir alan buluyorlar. Ve yeni üyelerini proselitize dediğimiz bir duruma sokuyorlar ki proseliti size de şudur. Şimdi e, eğer Yahudi iken Müslüman olmuşsa dönme oluyor. Yahudi iken Katolik olmuşsa konverso oluyor. Eğer başka bir dinden ya da başka bir halktansan ve Yahudi'ye dönmüşsen sen proselitize olmuş oluyorsun. Kısaca olayın mantığı bu yani. Başka halkları Yahudi yapma çabası. Ancak her şey onlara karşı bir de zulüm dönemi tekrar başlıyor. 1630'lu yıllarda Fransa'daki bu ilümi harekete de yine son bulmuş oluyor. Ve işte ismini daha çok duyduğumuz iluminat örgütü ise bu temeller ışığında 1776'da Baviera'daki Ingolstadt Üniversitesi'nde bir dini hukuk profesörü olan bir papaz olan Adam Weishaupt tarafından kurulma meselesi bu böylelikle başlamış oluyor kısaca. Yani şöyle bir şey de eklemek istiyorum aynı zamanda bu konuya. İlluminati ve benzeri örgütlerin pek kimse tarafından bilinmeyen ve anlatılmayan bir gayesi var aslında. Ve sana şaşırtıcı gelebilir ama aslında cumhuriyetçilik var ortada. Cumhuriyetçilik gayesi var. Çünkü dönemde monarşi var. Tek bir kral tarafından yönetilme. Dönemde feodalite var. Derebeylikler tarafından yönetilme aynı zamanda. Ama adamlar artık cumhuriyetçiliğin aydınlanmanın gelmesini istiyorlar ve tek gayeleri de bu. Çok garip ama doğrusu da bu aslında. Anlatılmayan ya da bilinmeyen hususu da bu şekilde. Yani krallara ve kiliselere karşı olmalarının sebebi aslında cumhuriyeti kurmak istemelerinden dolayıdır. Diğer bilinen bir örgüt olan da masonlarla bir alakası var mı? Aslında temel maksattı. Hayır yoktur. Sadece kendisine destek bulmak, daha iyi ortamda olmak için işbirliğinde bir birleşme oluyor. Ta, yani bunun bir örneğini ben nasıl verebilirim? Mesela işte bu e, Abdülhamit döneminde şey yapılıyor. Mesela İstanbul'da bazı devrimci grupları kendilerinin toplantılarını daha rahat yapabilmesi için çünkü Abdülhamid'in o sırada istihbarat teşkilatı bu gençleri devrimci gençleri nerede görse direkt tutukluyorlardı ve bu devrimci gençler kendi alanlarında daha rahat olabilmek ve daha iyi bir faaliyette bulunmak amacıyla daha güç böyle sözlerini geçirebilmek maksadıyla İstanbul'daki o sırada Mason hocalarının e, derneklerinde toplanıyorlardı mesela bu durumda aynı onun gibi. Neyse ve bu nedenle aslında bir dizi güvenlik önlemi de almış oldular. Başlangıçta göreceli güvenlikle iletişim kurmalarını sağlayacak bir şifreleme kodu bile getirdiler. Ki artık sonuçta 3-4 sefer yani bir hareket oluşturulmaya çalışılmış ama hep başarısız olunmuş. Kim tarafından? Kral ve kilise tarafından. Yani bir iletişim kurulması lazım. E nasıl kuracağız? Kriptografi dediğimiz şifreleme türüyle. Ve bu kod önceden tanımlanmış bir e, tuşuna göre işte Latin alfabesinin 23 harfinin sayılarla değiştirilmesinden oluşuyordu aslında. Yani nasıl işte e, Yahudi mistizminde Kabala'da her bir harfin sayısal değeri varsa hesaplanırken ya da İslam'da İslam literatüründe nasıl Ebced dediğimiz meselede her bir Arap alfabesinin bir sayısal karşılığı varsa... Aynı mantık ama hesaplama değil, daha çok iletişim için kullanılan her bir harfe atanmış bir sayısal değer var. Ve bu kod işte 23 harfin sayılarla değiştirmekten oluşmasıyla beraber en az bazı araştırmacılara göre ise bu yeni kurulmuş Illuminati örgütü en az iki kriptografik alfabe daha kullandığından bahseder. Mesela bu konuda bir parantez iç açayım. Konu daha iyi anlaşılsın diye. Şifrelemenin nasıl bir şeyler olduğunu bilmeyenler için. Şimdi e, normalde baktığımız zaman mesela Sezar şifrelemesi vardır. Ya da işte farklı şifreleme türleri vardır. Enigma dediğimiz bir kavram vardır mesela. Şöyledir. Ya her bir alfabeyi düşünün. Mesela Türkçe, har e, Türkçe alfabesini düşünün. Şimdi A'dan Z'ye kadar bütün harfleri koyun ve her bir harfi bir sayısal değer verin. Ve siz işte bu sayısal değerde örnek veriyorum şu gün şu saatte buluşmamız gerekiyor diye bir mesaj yazacaksınız. Tablodan direkt o sayıları bularak sayı şeklinde yazıp gönderiyorsunuz mesajınıza. Ya da mesela başka bir şifreleme türü olan mesela Sezar şifrelemesinde ise harfleri düşünün. Mesela A harfi yerini işte C harfinin gelmesi gibi B harfi yerine D harfinin gelmesi gibi 3 ötelemeli yani 3 harf sonraki harfi kullanarak diye yapılmış şifrelemeler de vardır. Ki dönemi için gerçekten de gizlilik sağlanması amacıyla gerekiyor muydu? Evet bence gerekiyordu. Mantıklı bir yaklaşım. Sanırım İlluminati'nin de veya Masonluğun da aslında cazibe haline gelmesi sanırım zamanında bu şifreleri sembolleri, kriptografiyi kısaca kullanmış olmaları sanırım diye düşünüyorum neyse sadece bu şifrelemelerle mi kalıyorlar? tabii ki de hayır aynı zamanda üye olanların hepsi bir takma isme sahip oluyorlar mesela Edin Westap kendisini Spartacus olarak kodluyor mesela örnek veriyorum ee, bir kod daha söyleyeyim. Mesela e, yine böyle orijinal çekirdeğin iki üyesinden bir tanesinin kod ismi mesela Ajax'te. Mesela Ajax seni Spartacus çağırıyor. Yani e, Massenhausen beyefendi sizi Adam ve Stop beyefendi çağırıyor gibi bir şifreleme düşünün ortada. Böyle de bir takma atlar da vardı ortada ve 18. yüzyılda muhafazakar Bavyera'daki örgütün genişlemesi hiç bu sayede kolay olmadı ve halkın tepkisi de beklenildiği gibi de olmadı aslında. 1770'li yılların sonunda Westap Münih'teki Masonik kulübe katılır ve safları arasında yeni üyeler arar ve bu e, 3 sene boyunca yani 77'den 80'e kadar yaklaşık 60 kişi Illuminati üyesi olmuştu. Ancak bu iç çatışma, fon kaynaklığının eksikliğinden ötürü birazcık örgüt rahatsızlanmaya da başlamış oluyor bu dönemde. Tabii 80'li yıllara geldiğimiz zaman bu sefer de az önce ismini özellikle bahsettiğim Baron von Kniga abimiz işte Kendisi aynı zamanda bir simyacıdır bu arada. Onu da hatırlatmakta fayda var. Mason ve simyacıdır kendisi. İlluminati'ye katılmasıyla işler değişiyor ki asıl İlluminati'nin dönüm noktası da burası. Asıl İlluminati'nin kurulma meselesi bu yani bu zamanda başlar. Çünkü kendisi bir mason olarak deneyimleri var ve bu Rosicrucians dediğimiz yani gül haçları ile temasları onu bir iç kriz döneminden geçen Illuminati'de bulunmaz bir veli nimet değerli kılıyor ve aynı zamanda hızlıca yükselmesi ve Illuminati'nin başındaki Edwin Westhout'un sağ kolu olmaya kadar yükseltiyor rütbesine ve birçok masonu da aynı zamanda bu mason temelinde olduğu için masonları da kendi saflarını dahil etmeyi de başardığı bir süreç var ve işte 1784 yılına geldiğimizde Goethe olsun Alman yazar Şarü Goethe olsun ve veya Herder de dahil olmak üzere 2000'den fazla üyesi ortaya çıkıyor ki bunlardan mesela Isaac Newton da bir üyeydi. Leonardo da Vinci de bir üyesiydi. Yani bir tek şeyde kalmıyor Napolyon Bonaparte'mış ya da işte Jean-Jacques Rousseau'muş falan. Bir tek bunlar değil. Aynı zamanda bu tarz şu anda bizim kimya, felsefe, ne bileyim işte fizik alanlarında falan bildiğimiz insanlar da bu gruplara üyeydi. İşte e, asıl yani derinlik noktası da tam olarak burada başlıyor diyebilirim. Çünkü e, şöyle bir şey anlatayım. Ortada artan bir üye sayısı var ve bu artan üye sayısı aslında Illuminati'nin yani Adam West Taupt'un kurmuş olduğu Illuminati'nin aslında bir yıkılış dönemine götürecek bir durumda. Yani artık sonun başlangıcı geliyordu. Bas bas bağırıyordu. Çünkü Von Knigge'nin, Baron Von Knigge'nin daha fazla güç tutkusu onu mantıksız bir hale getirir ve örgütün sırlarını cizvitçileri ve rosikürinslere yani gül haçlıları bildirmekle onlara vermekle tehdit etmesi var ortada. Ve sonuç olarak da Edwin Westhoff'la bu Baron von Knigge'nin arasında anlaşmazlıkla böyle örgütün dağılmasına bir tehdit oluşturuyor. Ama asıl buradaki önemli etken yani peki durduk yere sen sağ kolu olacak kadar ileriye gidiyorsun. Sadece güç tutkusu bence olmamalı. Ortada başka bir şey var. O güç tutkusunu tetikleyen neydi peki? Burada da işte devreye masonlar giriyor. Çünkü masonlar bu Illuminati ile yapmış olduğu birliktelikler sonucunda anlıyorlar ki Illuminati'nin yıkıcı bir etkisi var. Çünkü bir idealleri vardı. Cumhuriyeti kurmaktı. Ve içeride bulunan ezoterik, okült bilgiler sadece bir Formalite icabı, yani ek destek gibi düşün, yedek parça gibi düşün. Bunun gibi bir şey vardı ortada ve aynı zamanda toplum ve krallık tarafından da önemseniyordu. Bilinen bir örgüttü, yıkıcı bir şeye sahipti. O yüzden Eden Westhoff ile aslında Baron von Knigge'nin anlaşmamazlığı da bu şekilde başlamış oluyor. Yıkıldı mı? Yıkıldı. Ama asıl Illuminati dediğimiz ne zaman başlıyor durumu da, Az önce dedim ya hani bu dönemden sonra olur diye. İşte tam da o döneme geldik. Martinizm. Saint Martin tarafından işte 18. yüzyılda Fransa'sında bu Louis Claude de Saint Martin tarafından başlatılan mistik, okült bir harekettir diye bir başlıyor ki bu abimiz de bir konversodur. Yani Yahudi dönmesi de aynı, aynı zamanda da Martinistler Fransız ihtilalini başlatan da gruptur. Çok garip bir şekilde. Yani Fransız ihtilalini kim başlattı? Tabii ki de Martinistler. Cumhuriyeti kapatıp, e, kiliseleri kapatıp cumhuriyeti ilan etmişlerdi mesela. Yani amaç, gayenin neden cumhuriyeti kurmak diye demek istediğimi anladın mı? Umarım anlamışsındır. Neyse. Buradaki diğer bir önemli isim ise bu Saint Martin'i yetiştiren aslında hoca. Martinez de Pascal. Bu Martinez de Pascal işte bu Saint Martin'i öyle bir yetiştiriyor ki kendisi de İspanyol Yahudisi bu arada. Öyle bir yetiştiriyor ki yani e, Hristiyan mistizm olsun, Musevi mistizm olsun, Kabala olsun bunların ağırlıkta olduğu bir öğreti oluyor ortada öğrettiği ve aynı zamanda da bu mason locaları arasında meçhul filozof lakabını almasını sağlayacak kadar eğitiyor meçhul. Yani kim olduğunu bilmeyen filozof. O kadar kendinden geçmiş yani. 1800'lü yılların sonuna geldiğimizde işte bu Martinistler grubuna katılanlardan Augustine adında birisiyle meşhur okültist dönemin popus lakablı Gerard Enkius tarafından Deniliyor ki tabi o zaman Saint Martin ölüyor vefat ediyor kendisi ve diyor ki bu iki abimiz bütün Martinistleri bir araya getirelim ve bu amaçla Orada Martiniste dediğimiz bir mistik okulunu kuruyorlar ve yani okulun temelinde ne var bildiğimiz Enstitü gibi şu anda okültizm var, ezoterizm var, işte mistizm var yani bu gibi önler, durumlar var. Hareket büyük bir başarı gösteriyor bu mistik okulu yani çok rağbet görüyor ve hatta bu Fransa'da. Yani Fransız Meclisi'nde 1890'lı yıllarda Fransız Meclisi'nin 21 üyesi ise bu mistik okulunun öğrencilerinin olduğu da daha sonraki arşiv kayıtlarında ortaya çıkıyor. Böyle de bir şey var. Etki alanları yani nüfuzları her zaman yüksek bir etki alanındaydı. Şimdi ben konuya biraz burada ara vermek istiyorum. Daha doğrusu bir şey anlatmak için ara vermek istiyorum. O da Avrupa kıtası ile ilgili olarak. Umarım buraya kadar konu anlaşılmıştır. Şimdi, e, günümüzde Avrupa diye bildiğimiz, andığımız bölgenin geçmişte adının Avrupa olmadığını söylesem, ne tepki verirdim bana? Şaşırtıcı değil mi? Peki Avrupa kelimesinin Türkiye ile bağlantılı bağlantılı olduğunu söylesem sana? İşler daha da şaşırtıcı bir hal aldı, değil mi? Hemen durumu izah edeyim. Yeni Zelandalı e, siyaset tarihçisi bir abimiz var. Adı da John Gravel Eggert Pickock adında bir abi. Kendisinin mesleğini şöyle ifade edebilirim. Toplumların bulunduğu coğrafyanın araştırılmasından tut, toplum, eğitim, din, tarih gibi, siyaset gibi konulara ele alıyor ve toplumların siyasal düşüncelerinin kronolojik olarak tarihini ortaya koyan bir mesleğin öncüsü. Ve bu abimizi e, daha fazla detaylı anlatmadan şöyle bir şey diyeceğim. Bu abimiz diyor ki bir yazısında yazmış olduğu kitapların birinde Avrupa diye bilinen coğrafi alan, günümüz Türkiye'sinin Çanakkale'den Datça'ya kadar uzanan sahil şeridiyle Yunanistan'ın Ege adalarını kapsayan bölgeye Avrupa denildiğini ortaya koyuyor. Eski zamanlarda ve bu bölgenin dışında kalan günümüzde Avrupa kıtası olarak bildiğimiz kıta ise Latinler Christians, Yunanlılar ise Ekümeneler diyorlarmış. İngiliz bir arkeolog, Bizans uzmanı ve geç antik çağ tarihçisi olan Judith Herin ablamız ise ilk kez milattan sonra 893 yılında Anglo-Sakson kralı olan Alfred'in bu bölgeye ise Kristendom yani Hristiyan'ın kubbesi adını verdiğinden ve resmi literatüre soktuğundan bahsediyor. Bu da diğer bir önemli hususlardan bir tanesi. Altını not al. Christendom ya da bir yere git yaz. Şimdi ilginçtir ki günümüzde hala bu Christendom tabiri kullanılmakta olup ilk günkü tanıma uygun olarak yalnızca biraz değişik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Günümüz anlamı ise Hristiyan oluş, konumu ve koşulu ile geçerli diye geçer literatürde. Daha garip bir şey söyleyeyim mi? Tarihsel veriler ışığında 9. yüzyıldan itibaren sırf bu "Kristen dom kelimesinden dolayı Türkleri ve kabul edilen İslam dinini değiştirme projesi de başlıyor. Wow! İnanılmaz. 9. yüzyıldan beri yani 800 yıllardan beri daha açık tabirle söylemek gerekirse eğer Türkiye'nin günümüzdeki Avrupa Birliği ve Batı uygarlığı tarihinde yeri vardır ama kültüründe yeri yoktur. Yani Avrupa'nın Batı'nın tarihinde göç, savaş ne bileyim işte herhangi bir durumdan dolayı bir ortaklık var. Evet ama Kültür olarak hiçbir bağlantımız yoktur. Mesela bunu biliyoruz zaten. Yani e, ortada şöyle bir durum bu sefer başlıyor. Çok açık bir soru soracağım. Yani bunun ben kendim cevabını e, az buçuk anlayabiliyorum. Konuyu senin de daha iyi karşımda görmediğim senin de daha iyi konuyu anlayabilmen için şu soruyu soracağım. Türkiye'nin günümüzdeki Batı ve Avrupa Birliği'ndeki işte tarihinde yerinin olması ama kültüründe yerinin olmaması. Bizim onlardan farklı bir millet oluşumuz göz önündeyken. Yani bir nevi ortada batı uygarlığına ayak uydurma gelişmesi dediğimiz şey. Ya bizim uygarlığımızı, kültürümüzü değiştirme projesi ise diye bir soru sorayım. Bunu lütfen iyi düşün. Ve başka bir husustan daha bahsetmem gerekirse eğer. İsa Mesih ve daha sonra da Aziz Paul'un Yahudi şeriatına karşı yaptıkları az buçuk araştıranlar tarafından bilinir. Ve insan merkezi değişikliklerle ortaya çıkan Hristiyanlık bir anlamda sekülerize edilmiş bir Yahudiliktir aslında. Yani din işleriyle devlet konularını ve bilimi ayırmış olmaktır sekülerize etmek. Yani temelde Yahudilik var. Amma ve lakin din kurumlarıyla devlet kurumlarını bilime ayırmak vardır. Bir nevi layıklık durumu gibi bir şey yani. Ve günümüz Avrupa Birliği bu kıtanın küsürlü 2000 yıla kadar uzanan Judeo-Hristiyan dediğimiz ki önceki videolarımı eğer seyrettiyseniz bu kavrama aşina olursunuz. Yani Yahudi Hristiyanlığını geçmişi ve geleneğiyle oluşmuş Kültürel mirasın ki önemli bir husustur. Kültürel miras çeşitliliğinin korunulduğu Kristendom oluşmuş olması var ortada. Bunları neden anlatıyorum, değil mi? Kristendomda ortaya çıkmış olan bazı örgütlerin ve örgüt üyeleri olan kişilerin yansıtmaları ya da projeksiyonları da diyebileceğimiz, simülasyonları da diyebileceğimiz konularla gündelik hayatımıza girmiş olmaları var. Mesela batısal anlamlarıyla özgürlük, kardeşlik, eşitlik kavramlarını düşünelim. Bunların hepsi Mason dernekleri tarafından 1789'dan itibaren gündelik yaşamımıza soktular. Yani yanlış anlama. Yani yanlış anlaşılma olmasını istemiyorum senden taraf. Benim bahsetmeye çalıştığım şey şu. Şimdi bizim ülkedeki kardeşlik tanımına bak. Bir de batıdaki Avrupa'daki kardeşlik tanımına bak. Bizim ülkemizdeki özgürlük, eşitlik kavramlarına bak, Batı'daki özgürlük, e, e, ya yani eşitlik kavramlarına bak. Arada bundan bahsediyorum. Yani farklılıklarımız bu şekilde. Benzer kavramlar ama farklı anlamlar. Benzer bir başka örnek ise demokrasi ve kolonizasyon kavramlarıdır. Yani koloni kurmak kavramındadır. Dünya insanların kardeşliği gibi tanımlamalar ve kavramlar fikirler de başka gizli örgütler tarafından hayata geçirilmiştir. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsundur. Bu konuyla ilgili daha iyi anlamak istiyorsan yaşanan iki olayı örnek vereyim ben. Birinci örnek, İngiltere'de demokrasi ve kolonizasyon sömürgeleştirme projesine yazan birisi var. Kendisi aynı zamanda Britanya Krallığı'na yön veren Francis Bacon adında birisi. Ve kendisi Avrupa'da yetişmiş en meşhur okültistlerden biriydi. Okültizmin 20. yüzyılda tanınmış isimlerinden olan Menne Hall'un belirttiğine göre sadece İngiltere'de değil Amerika'da da gizli örgütlerin üyeleri tarafından hazırlanmış yasalar ve yönetmeliklerle kurulduğundan bahseder. İkinci olay ise yine Kristin Dom'un en önemli alşimisti olan ki e, yani Papaz Thomas Aquinas'tır. Bu kişi e, yine diğer bir önemli kişi olan, o kültist olan kişi Albertus Magnus'a öğrencilik yapan birisidir. Ve Aquinas adıyla anılan Tomizm günümüze kadar kiliselere yön veren doktorinlerin sahibidir. Yani kilise yönetimi şu şekilde olacaktır diye hazırlanan doktorini yazan kişidir Thomas Aquinas. Papaz olan bu Thomas'ı biraz daha araştırdığımızda da karşımıza ilginç şeyler çıkar. Mesela cinlere, büyüye ve tabii ki okültizme karşı ilgi duyan filozof, din adamı olmasının yanı sıra okült ilimlerden öğrendikleriyle günümüzden yaklaşık 750-800 sene önce gibi bir zamanda televizyon, telefon, teyp gibi teknolojik cihazların üretebileceğini bile öne sürer kitabında bu esrarengiz örgütlerden yani ezoterizm ve okültizm gibi örgütlerin Kristin Dom'da ortaya çıkmış olanların en bilinenlerine baktığımız zaman tabınak şövalyeleri ki bir sonraki videonun konusu Brotherhood of the Rosy Cross yani Gül Haç kardeşliği Masonlar ve İlluminati'dir. Biraz işi farklı bir noktaya çekeyim. Avrupa Birliği işte Christendom'daki tüm etkili unsurlar yani seküler kurumlar, kiliseler, gizli örgütler gibi dikkate alınarak oluşturulmuş bir topluluktur aslında. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin yasa yapıcıları hiçbir açık ya da gizli birimin itiraz edemeyeceği kodlar, şifreler, semboller kullanmıştır. Günümüzde bile hala biraz dikkatli bakmak sadece yeterli olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği bayrağını düşün mesela. Mavi üstüne 12 sarı yıldız vardır. Yuvarlak şekilde dizilmiş böyle. Şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde bugüne kadar işte 28 artı 1 yani 29 üyeden günümüzde ise 28 üyeden oluşan bir topluluk varken neden 12 yıldız kullanılıyor? Normalde internet bilgilerine göre bunun anlamı yani 12 yıldızın anlamı mükemmeliyete, bütünlüğü simgelediği gibi aynı zamanda İsa'nın 12 avarisi, Yakub'un 12 oğlu, Herkül'ün 12 görevi, yılın 12 ayı şeklinde de simgelenmektedir. Diğer bir örnek vereyim. NATO'nun neden dört köşeli yıldızı var? Ya da Avro'daki, Euro'daki sembol ne anlama geliyor? Gerçekteki söz konusuna bakarsak az önce bahsettiğim kültürel miras vardır ortada. Hristiyanlık öncesi bu dönemi dikkate alırsa eğer incelersek 3000 küsür yıllık bir geçmiş tarihin günümüze kodlamalar, şifreler ve sembollerle yaşatılmaya devam ettiğini görürüz. Gerçek anlamları sadece ezoterik ve okültik çevrelerce bilinen sembollerdir bunlar. Ve bu çevreler Avrupa Birliği'ndeki en güçlü ve en etkili kesimdir. Şimdi bunca şeyi anlattıktan sonra nasıl örgütlendiklerini, ne tarz bilgilere sahip olduklarını ve sembollerin, şifrelerin bu tarz örgütler için ne kadar önemli olduğunu anladın mı sevgili kardeşim ya da arkadaşım? Artık hangi e, seslenmemi kabul ediyorsa, o zaman işte konunun başlandığı yere hoş geldi ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben burada keseceğim çünkü yaklaşık olarak bir 55 dakikalık bir süre oldu. Daha fazla videoyu uzatmamak için bundan sonra anlatacağım en derin konu kısımlarını bir sonraki ikinci Gülhaç örgüt, Gülhaç kardeşliğinin ikinci bölüm videosunda bunların hepsini anlatmayı düşünüyorum. Kendine çok iyi bak. Sevgiyle kal, sağlıkla kal. Görüşmek üzere.